Maya ışıklarına hoş geldiniz. 1869 yılının Ramazan ayında üniversitede o zamanki adıyla Darülfünun'da, İstanbul'da her akşam bir bilim insanı bilimin ışığıyla insanları aydınlatan sohbetler düzenliyor, düzenliyorlardı. Yani bizim Ramazan sohbetlerimizde bilimin apayrı bir önemi vardır. 154 yıl sonra işte biz de Maya ışıklarında o güzel insanları Bilimin ışığıyla toplumu aydınlatan insanları yeniden yaşatmak adına Maya ışıklarında her akşam çok değerli bir bilim insanını konuk ediyoruz. Bu akşamki konuğumuz doçent doktor Zerrin Yanıkkaya. Sevgili hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Tabi bilim insanlarını konuk ederken tiyatronun o bilimsel ünüyle ilgilenen e, siz çok apayrı bir yerde duruyorsunuz. Çünkü bizim Ramazan kültürümüzde geleneğimizde tiyatronun Apayrı bir yeri vardır. Tıpkı Mahya ışıkları bize özgüyse, İstanbul'da doğmuşsa, Ramazan ayı boyunca tiyatro etkinliklerinin toplum tarafından ilgi görmesini de bizim toplumumuzda karşılaşıyoruz. Ee, ve direkler arası. Oradan başlayalım hocam. Bizi tamam. çok eski, nasıl başladı direkler arasında bu Ramazan ayındaki tiyatro geleneği? Şöyle aslında kısacık bir önce tarihi Lütfen. bir şey vereyim izin verirseniz çünkü direkler arası deyince böyle neresi ve nasıl bir yer merak ediliyor. Aslında 1720 yılında e, Nevşehirli damat İbrahim Paşa orada 2. bir, evet, bir e, sebil ve bir külliye e, yaptırıyor kendi adına fakat ona para kazanmak için de hemen sebilin karşısında bir bir tarafta 37, bir tarafta da 45 dükkanın bulunduğu bir çarşı yaptırıyor aslında yeni çarşı adıyla böyle bir çarşı yapılıyor ve bu çarşının şeyine şeyine de önüne de aslında bir kaldırım yaptırıyor kaldırımlarında üstü kapanıyor ve mermer sütunlarla revaklı bir şey yapılıyor giriş yapılıyor iki taraflı var. Dolayısıyla da bu sütunları o zaman direk dedikleri için direkler arası bir yol aslında ortaya çıkmış oluyor. Burası neresi? Bugün şeyden veznecilerden Saraçhane'ye doğru inerken Şehzade Camii'ne kadar olan yer. Yani onun giriş bazı sokakları da dahil aslında direkler arasına. Dolayısıyla da burası 1720'de yapılıyor ama 1826'ya kadar da Yeniçerilerin ocakları o bölgede olduğu için daha çok Yeniçerilerin alışveriş ettiği bir yer haline geliyor. Ya da orada işte kahvehaneler var biliyorsunuz 16. yüzyıldan itibaren. O kahvehanelerde alışveriş merkezlerinde şeyler duruyor. Yeniçeriler dolaşıyor. Fakat 1826'da Yeniçeriler Ocağı kapatılınca da İki canlı ilk, dönemi. Evet, evet. Yani o vakai hayriyeyle Hayriye ile vesaire orası bir e, aslında bir e, demografik bir değişim yaşıyor. Nasıl bir demografik değişim yaşıyor? Bir kere 1839 Tanzimat'tan sonra bir takım yeni biliyorsunuz kurumlar oluşturuluyor. Evet. İşte nezar şeyler, e, e, ne diyeyim bakanlıklar bugünkü evet. şeyiyle. Yeniden düzenleniyor. Yeniden döneması. düzenleniyor. E, okullar açılıyor, askeri tıbbi açılıyor, mühendislik okulları açılıyor falan derken, harbiye, eczacılık, eczacılık bütün bunlar açılınca e, bu şeyler Babi Ali ve işte bugünkü İstanbul Üniversitesi'nin olduğu ana binanın olduğu bölgeye geliyorlar. E, şeye gelenler yani e, bu e, yeni kurumlarda çalışan iyi eğitimli memurlar ya da işte konaklarda yaşamaya alışmış kişiler de yakın olduğu için bâb Ali'ye bu şeye e, Şehzadebaşı denilen bölgeye yerleşiyorlar, yani, konak yaptırıyorlar. Tıpkı Haliç'in karşı yakasında Galata'da İstiklal Caddesi'nin gayrimüslimlerin çünkü elçilikler orada Aynen. işte Levantender sonradan Onların hani alışveriş, sosyal yaşam alanı olduğu gibi İstiklal Caddesi'nin evet. tarihi yarım da da evet. sosyal yaşamın hareketlendiği bir yer olmaya başlıyor. Evet, aynen öyle bir merkez haline geliyor. Evet. Şeyi çok güzel söylediniz. Nasıl orada gayrimüslimlerin buluştuğu bir yer ve gerçekten de bu civar aslında doğulu olan ama Müslüman, iyi eğitimli bir takım ailelerin yerleştiği bir yer haline geliyor. Münevver, insanları. Münevver insanların yerleştiği bir yer haline geliyor. Bir başka faktör daha var bu demografik değişimde. O da ee, 1836 ile tarihlerde yanılıyor olabilirim ama 1845 yıllarında Un Kapanı Yaya Yolu'nun ve Karaköy e, Köprüsü'nün yapılması. Evet, evet. Dolayısıyla bu sizin söylediğiniz grup da aslında hmm, çok bu ilginç. tarafa gelmeye başlıyor. Bir, bir bağla, bir köprü, evet. hakikaten köprü oluyor. Köprü oluyor gerçekten. İstanbul'daki farklı kültürü birleştiriyor. Sağlıyor. Dolayısıyla Alafranga yaşam tarzıyla ile Alaturka yaşam tarzı aslında... Şehzade başında bu direkler arası daha sonra direkler arası verilecek bölgede bir araya gelmeye başlıyorlar. Çok güzel. Bu güzel bir şey. Bir başka şey aslında şey der kahvehaneler açılmış mı 16. yüzyılda çayhaneler ve kıraathaneler 19. yüzyılın ikinci yarısında açılmaya başlıyor ve bunların ilk açıldığı yerler aslında Beyazıt ve civarı iken orada dışarıya e, sandalye falan koydukları için yasaklama gelince bunlar da e, şeyde başına doğru geliyorlar. Hmm. Çayhane ve kantaneler. Evet. evet. Yani aslında e, şimdi şeyden söz ederken onu belki daha detaylı konuşuruz ama başlangıçta orada böyle yerleşik bir tiyatro yok. Yani 1800'lü yılların işte bu 50'lere gelinceye kadar falan aslında tiyatro yok. Hatta tiyatro binaları 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra e, ...yerleşik tiyatro binaları yapabiliyor. Ama tiyatro seyircisi sanki var, var olmaya başlıyor gibi değil mi? Var. <laughs> Şöyle oluyor. Aslında eskiden... ...Ramazanlarda çeşitli merkezler var. İşte Laleli Aksaray Merkezi var. Beyazıt Merkezi var. Ve insanlar hem alışverişlerini orada yapıyorlar... ...hem de oradaki kahvehanelerde falan geleneksel tiyatroyla... ...karşılaşıyorlar Ramazan akşamlarında. Fakat şimdi burada direkler arasında hem kozmopolit diyebileceğimiz farklı unsurların olduğu hem de işte bu çayhanelerde, kıraathanelerde edebiyat söyleşilerinin, şiir okumalarının, fasılların, işte sirk gösterilerinin, orta oyununun, biraz sonra daha özel bir şey olan tuluattan söz edeceğiz, tuluatın olduğu ve ama aynı zamanda batı tarzı tiyatronun da yapıldığı çok çeşitli bir eğlence şeyi gelişiyor. Dolayısıyla da Diğer bölgelerden daha fazla ilgi çekiyor. Çünkü çok farklı seyirciye hitap eden çok geniş bir spektrumda eğlence'nin olduğu bir yer haline geliyor direktler arası. Tek bir yer değil, farklı farklı evet. seyirlik oyunların evet. sahnelendiği. Ama şöyle gelişiyor. o da. Mesela aynı yerde şey de oluyor. Diyelim ki kıraathane, fevziye kıraathanesi çok Arka önemli arkaya. bir yer. Mesela orada hem orta oyunu oluyor hem fasıl oluyor. Arka arkaya olabilir hem bir normal arada, tiyatro oluyor. Çünkü çok, çok büyük bir salonu var 150 kişilik ve onu istedikleri zaman şeye çevirebiliyorlar. Tiyatroya çevirebiliyorlar, istedikleri zaman konser salonuna çeviriyorlar. Hatta işte çok ünlü müzisyenler Tatyos Efendi, Lemi adlı falan gelip oralarda fasıl yapıyorlar. Falan. İlginç. Böyle ilginç bir yere dönüşüyor Müthiş. direkler arası. Müthiş. O yüzden e, aslında bir süre sonra e, 19. yüzyılın ikinci yarısı ve Meşrutiyet'in 20. yüzyılın başı direkler arasıyla anılmaya başlıyor. Çünkü gerçekten çok geniş bir şey oluyor. Tiyatro açısından hatta şöyle bir şey var. Gedikpaşa Tiyatrosunu biliyorsunuzdur. Tabii, Şimdi Gedikpaşa Tiyatrosu'nda biliyorsunuz Agop Farkton'a 1870'te bir şey verildi, imtiyaz İmtiyazı verildi. Veriyor. Bu imtiyaz neydi? E, Türkçe oyun oynama imtiyazıydı. Evet. Yani ondan izinsiz kimse Türkçe oyun oynayamayacak. Şimdi bunun üzerine 10 senelik yani 1880'e kadar sürecek bir şey. Bunun üzerine birkaç rivayet var. Nasıl oldu da işte Tuluat Tiyatrosu doğdu diye. Tuluat Tiyatrosu'nu bir, birinci rivayet şöyle. E, Kavuklu Hamdi ile e, Küçük İsmail... Şimdi Türkçe oynayamayınca ve şeyi de kıramayınca çünkü batı tarzı tiyatro yapmak istiyorlar aslında sahneye çıkmak istiyorlar evet. ama çıkamıyorlar çünkü şey orada imtiyaz orada onun üzerine şunu yapıyorlar çünkü perdeliye çıkmak diye bir terim var o zaman yani orta oyunu gibi bir şey yapacaksınız ama perdelerle oynayacaksınız ya da bir metin olacak onu yapamayınca bunlar alıyorlar şey oyunlarını ne denir ona? bir takım e, batı, batı oyunlarını onları uyarlıyorlar, uyarlıyorlar. Müthiş. Tuluata dönüştürüyorlar. Müthiş. Daha doğrusu Müthiş. Tuluata derken sonradan Tuluat adını alacak doğaçlama oynamaya. Bir şey oldu, e, metin yok, suflör yok, perde yok. Dolayısıyla bu senin oynadığın oyun değil diyorlar şeye. Agop Vartoyan. <laughs> Böyle kızıyorlar. <laughs> başka bir şey yaptık. Başka bir şey yaptı. Birincisi bu. <laughs> Bir de tabii müzikli oyun dahil Çok özür değil. Çok güzel derim. Yani bu aslında Türk tiyatrosunun gelişmesine katkıda bulunuyorlar. Tabii değil ki. Bunlar? Tabii ki. Müthiş. Tabii ki çünkü bir bir iki şekilde şey oluyor. Birisi yeni bir tür çıkıyor. Tamamen bize özgü evet. ve tamamen aslında e, direkler arasıyla özdeşleşmiş bir şey. Eee Tiyatrosu. İkincisi de ikinci e, rivayet şu. E, Yine şeyle Agop Vartonyan'la anlaşamayan Thomas Fasulyeciyan diye bir evet, e, Fasulyeciyan ünlü Sonra Anadolu, yani Ahmet Vivi Paşa'nın tiyatro yaptığı bir yer. Evet, bir Bursa'da bir, onunla çalışıyor. evet, o, o Fasulyeciyan. <laughs> evet. ee, onun e, kızı Vartonyan'a çıktı ve yine Kavuklu'ya gidip Orada bildiği bir takım oyunları kavukluyla birlikte dönüştürerek turat haline getirdikleri. <laughs> çok güzel. Güzel bir şey. Evgül Hocam şimdi <laughs> o kadar önemli bir şey anlatıyorsunuz ki aslında yani Ramazan kültüründe tiyatronun yeri İstanbul'da sanatın, tiyatro sanatının gelişmesinde Katkısı. e, katkısını çok güzel bir şekilde ortaya koydunuz. Tabii. Ben sizi böyle e, iştahla dinlerken e, bir yandan da üzülüyorum. Çünkü bugün Hı. o direkt nasıl dediğimiz yerde bunların hiçbir izini göremiyoruz Orada çocuklar da etkileniyor. Tabii. Çocuklar da akşam kaçıp iftardan Tabii. sonra tiyatro seyrediyorlar gizli gizli Tabii. çatılardan onlardan biri e, Naşit. Naşit Bey değil mi? Yani Tabii. ünlü komik şehir Tabii. Naşit Bey. Abdi Bey izliyordu galiba değil mi? Evet Abdi Bey izliyordu. Ve Özellikle taş atıyor ustası. galiba. Taş atıyor değil mi? Tabii <laughs> almıyorlar çünkü içeriye. <laughs> O yüzden cezalandırılıyor da Na şey Naşit çok önemli gerçekten. Güzel bir şeye dikkat çektiniz. Ee, çünkü hem o Balaban ha mahallesinde de doğduğu için babası çünkü bir devlet görevlisi. Eee şeyin hatırlayamıyorum görevi. Mutasarrıf hmm. mıydı? Serasker evet. miydi? Onu hatırlamıyorum. Ama sonuçta bir devlet görevlisi. Ve hemen şeyin e, ya Ferah Tiyatrosu'nun ya Millet Tiyatrosu'nun yan binasında oturuyorlar. Hemen komşular. Çok kom yakınlar yani. Ve o yüzden çatıya çıkabiliyor. Evet. evet atlıyor. Atlıyor. Ve baba vazgeçirmek için çok uğraşıyor. E, çünkü evet. eğitim alsın istiyorlar falan. Sonunda da onu 14 yaşındayken yanlış hatırlamıyorsam 1901'de Müzikal Hümayun'a veriyorlar saraya. Evet. Ve çok güzel eğitim alıyor aslında. Evet. Pandomim eğitimi, biyolans eğitimi. Veteriner <laughs> olmasını istedim. Baytar mektebinde evet. önce. Evet, evet. Değil mi? ama. Evet. Yok, <laughs> o istemiyor. istemiyor. Güzel. Ve çok iyi eğitim alıyor aslında. Sonra da e, şeyle, e, yani Abdi Efendi dediğimiz Abdurrezzak'la birlikte evet. çalışıyor. O şeyi çok seviyorum. Bilmiyorum biliyor musunuz? Abdurrezzak'ın ona komik ki şerif, komik şehir ünlü şehir ünvanını vermesi anı çok güzel. Çünkü orada bir şey yanlış anlaşılıyor. Şehrin komik değil, şehir ünlü anlamında orada. Tabii. ünlü komik. Evet, en hani, en iyi komik gibi en iyi aslında. Komik, evet Öyle yani, yani. bir şey var. En, yani evet. Şehir deyince hani şehir kelimesi burada farklı bir anlamla anlaşılıyor. Gibi. Doğru. Evet. E, or, çok güzel. Onu anlatmak isterim aslında. E, şimdi normalde tuluat şöyle oynanıyor. Önce seyirciler böyle hareketli gelip giderken çıraklardan oluşan bir grup hmm. çıkıyorlar kısa bir komedi oynuyorlar. Bu şey gibi. Hani geleneksel tiyatromuzda giriş var. Hoş tabii. geldiniz. Hoş geldiniz <laughs> ve biraz da hani o girip çıkma bitsin. Seyircinin dikkati sahneye yönelsin, hazırlansın, geç gelenler gelsin falan gibi. Ustaya biraz Ust... saygı gösterelim. Evet. Hani usta çıkmadan her şey yeni olsun. Usta geliyor saygılı olun. <laughs> evet. Ondan sonra o oynanıyor. Arkasından da klasik bir şey kantocular çıkıyor. İşte tamam. Perus Hanımlar, Şamran Hanımlar. Şeyin annesi Adile Naşit'in annesi Hanım onun annesi. Özcan Naşit. Evet, Naşit, evet. E, o çıkıyor falan. E, kanto oynanırken bu çıraklar sahneye girebilir çıkabilir e, hani komiklik yapabilirler falan. Kanto bittikten sonra asıl fasıl dediğimiz bölüm geliyor. Yani asıl komiğin çıkacağı bölüm geliyor, komik çıkıyor. Belli bir şey üzerinden, belli bir kanava yani hikaye üzerinden. 3-4 saat sürebilecek bazen ama en az 2-3 saat süren. Sürüyor çok mu? uzun, uzun muydu? Çok uzun süriyormuş. 2-3 saat diyorlar yani gösteri sürüyor. Ve şey, geleneksel tiyatrodaki gibi aslında söz komiği güzeldi. Ama bu tiyatroya büyük başardı. Yani insanların çok. seyircinin ilgisini tutabiliyor. 3 saat tutmak çok tabii ki. Bunlar büyük ustalardı. Kesinlikle. Yani büyük sanatçılar. Kesinlikle. Şey dedi böyle şimdi Naşit önce şeye çıkıyor. İlk oyla e. e, oyuna çıkıyor. Bu bir, bir perdelik komediye. Sonra çıktığında e, Abdi zaten yaşlanmış bırakacak falan. Çok diyor gurur duydum seninle duygulandım falan diyor. Fakat bir taraftan da kuşağını ve fesini çıkarmaya başlıyor. Anlamıyor şey e, Naşit. Sonra diyor ki onu bundan sonra sen de diyor. Asıl oyuna da o gece şeyi çıkarıyor naçtı çıkarıyor. Kendi çıkmıyor. Abdül Abdi Bey. Evet. Ve seyirci büyük bir şok yaşıyor. Hani nasıl ya? Abdiye gelmiş. Onu beklerken birdenbire. Tabii bire... birdenbire bir çırak gelmiş falan. Fakat deniyor ki birkaç tanık, tanığın söylediği şey çok iyi toparladı ve seyirci oyunun sonuna geldiğinde müthiş eğleniyordu. Ve böylece aslında komik şehirde o oldu yani ondan sonra. Ki sonra yıllar yıllar sonra, Naşit Bey çok çok ünleniyor, ünleniyor, ünleniyor. Hı. Ama Abdi Bey galiba iş bulamıyor. Bu sefer bir tiyatroya oyuna davet ettiklerinde onu... E, diyor ki Naşit Bey, Abdi Bey yoksa... gelmem. Evet, değil evet, mi? evet, evet, evet. Bir, bir ahdi vefa değil mi? Evet, evet. O çok güzel. Orada iki tane şey var aslında, çok hoşuma gidiyor. İki, iki nasıl diyeyim, hafif bir çatışma ve rekabet. Vardı, değil mi? Birisi şeyle, e, şimdi... Hı. E, İsmail, Küçük İsmail'le e, Kavuklu Hamdi başlatıyorlar şeyi Tuluat'a ama Kavuklu Hamdi bir sene sonra bırakıyor. Ve o şeye dönüyor. Gene orta oyununa dönüyor. Küçük İsmail bir şekilde devam ediyor. Küçük İsmail Kel yetiştiriyor. Abdi de Naşit'i yetiştiriyor. Şimdi o yüzden bu iki grup hmm. e, sonra Kel Hasan, İsmail Dümbüllü'yü yetiştiriyor. Ve bunların arasında sürekli hem yer kapma açısından yani o direkler arasında evet. en iyi yerde kim oynayacak... Hem de müşteri ya da seyirci kapma açısından çok tatlı bir rekabet var. Yani bu futbol, futboldaki ki diğer bir Fenerbahçe-Galatasaray peşinde <laughs> Trabzon o şeysi gibi. Gibi demek. evet. Birbirlerine böyle rekabet hatta sonra Tevfik İnce ile çalışıyor İsmail Dümbürlü bir yerde öyle bir şey söylemiş Tevfik İnce galiba diyor ki biz yendik şey çünkü biliyorsunuz <laughs> Naşit hastalanıyor evet. 1939'da evet, falan evet. bir evet. trajedi değil mi? Çok sonra? çok. Ha? çok. Çok. Piyango bileti Biz satıyordu üç. değil mi? Evet. Yani. Piyango bileti satıyor. İnsanlar onu sahnede yıllar önce sahnede onu Alkışı. görmek için gelen insanlar bu kez bir küçük bir dükkanda piyango bileti satarken önünden gelip geçip onun düşüşünü tanımıyorlar, bile. tanımıyorlar. ya gören de vay be ya. Koca komik şehir ne hale düştü, demek tabii. için önünden geçiyor Büyük tabii, tabii. Şey beni çok etkiledi, böyle söyleyince siz. Bir... E, Arkadaşlarına şey önermiş, çocukları için. Hem Selim Naşit, hem Adile Naşit için. Sakın tiyatroya bulaşmasınlar, uğraşın. Demişler. Çocuklarımla. ama ünlü Adile Naşit'in babasını <laughs> konuşuyoruz aslında tabii, değil tabii, mi? Tabii, Ve tabii. Selim Naşit'in Naşit babası. Sonra çocuklara da tiyatrocu oluyor ama beni çok üzer ve bu sabah evdekileri anlatırken hiç aslında ağlamamıştım ama beni ağlatan bir hikaye ölmedi 43'te ölüyor şey Naşit. Ee, ölmeden de diyor ki en son çalıştığı tiyatro hep Millet Tiyatrosu'nda çalışmış zaten. Sonra o Millet Tiyatrosu sahibi değişince Turan Tiyatrosu. Sonra da Turan Sineması olmuş. Ee, vasiyeti de şu. Beni oradan kaldırın. Çünkü senelerce orada çalışmış çok uzun süre. E, cenazesi getiriliyor direkler arasına ve yüzlerce insan e, bütün o sırada sinemaya dönüşmüş işte şark tiyatrosu, ferah tiyatrosu Hiçbir yani hiçbiri e, o anda film oynatmıyor. Kesiyorlar, duruyorlar, duruyorlar. ve bütün e, şeyler dışarı çıkıyor. İşte ne bileyim yer gösterenler, e, çalışanlar herkes dışarı çıkıyor. E, büyük bir kalabalık fakat Turan e, sineması şeyi kesmiyor matineyi. Bir tek onlar yani Hadi cenaze canım. onun kapısının önünde. Yapmayın evet ya. bunu okudum yeni okudum bu. O kadar çok üzüldüm yaralı, ki. Yaralı, çok ama üzüldüm ya. evet. Çok üzüldüm senelerce orada çalışmış. Oraya emek vermiş bir insan. Vasiyeti çok Çok. Bu çok üzdü beni. Çok yaralayıcı. Çok üzdü. Ee, Orhan Veli'nin de cenazesi omuzlarda taşınırken e, Ankara Caddesi Cağaloğlu kuşu hmm. inerken her iki taraf kitapçıymış. Hmm. Şairin e, cenazesi omuzlarda hangi kitapçının önünden geçiyorsa o dışarı çıkmış kepenkini kapatıyor. Aa ne tatlı. Bakın aynı çok güzel bu, güzel bir bu saygı nezaket, işte. bu Tabii, saygı. Çok güzel Sevgili bir hocam bir bu Ramazan ve tiyatro bizim kültürümüzde e, pek çok insan hayallerini de gerçekleştirmiş. Ramazan deyince tiyatrocular sabırsızlıkla bekliyorlardı çünkü seyircisi bol Ramazan Tabii. tiyatrolarının Hı. ve Daha onlar çok... kazandıklarıyla Hayallerini gerçekleştirmek için yol dışına gidiyorlardı. Bir Biri de Muhsin Ertuğrul değil mi? Doğru. Muhsin Ertuğrul Ramazan'daki tiyatrolar sayesinde Para, para kazanıyor, bittim. değil mi? Doğru. En yoğun olduğu zaman zaten Ramazan. Bitiyor o kadar. Peki orası yani sadece Ramazan ayı mı? Aslında bitmiyor. Burası. Yoğunluk bitiyor. Çünkü yani. aslında hem Agop Vartanyan'ın tiyatrosu hem Mınakya'nın ee, şey dram, Osmanlı dram e, kumpanyası e, Cuma günleri Pazar günleri oyun oynamaya devam ediyorlar. Çünkü şeyin e, Münakka'nın tiyatrosu bayağı ciddi bir şey yapıyor yani nasıl diyelim e, Avrupa'nın yeni metinlerini yeni oyunlarını işte İpsenler vesaire çevriliyor, onlar geliyor onları oynuyorlar adapte ederek oynuyorlar ama yeni metinleri falan getiriyorlar. Şimdi Ramazan'da geri dönersem asıl bölümde teravih namazından çıktıktan sonra başlıyor. Asıl, oyun asıl, o, asıl o, oyunlar ondan sonra. Teravihten. Sonra evet. Camiden çıkan bütün herkes oyunu seyretmeye ya seyretmeye da işte geliyor. ne seyretmek istiyorsa onu seyretmeye geliyor. O asıl şey sahura kadar da sürüyor bu. Sahura kadar. Evet. Tabii sahura kadar sürüyor. Tabii şöyle bir şey de var, onu söylemeyi unuttum. Aslında bütün seratin camilerinin de ortası direkler arası. Hmm. Yani sultanların yaptırdığı büyük cami, camilerin cami o demek. Evet. Hepsinin aslında merkezinde e, şey hatta bir yerde e, galiba Şehzade Camii'nin köşesinde yeşil bir sütun varmış ve diyorlar ki bu sütun aslında bu tarihi yarımadanın merkezi. Yani evet. o seratin camilerde namaz kılan insanlar, ibadetini yapan mu? insanlar tiatro seyircisi seyir aynı Evet. evet. İstanbul böyleydi Osmanlı evet. aylarında. Evet. Yani camide namaz kılan insanlarla tiyatro insanlar ayrı değil. Değil. Bir bütündü, bir araya gelebiliyor. Ama gayrimüslimler de geliyor aynı tabii, zamanda. Tabii, onun dışında Herkes bir arada... Geliyor. Hatta efsane sofralarına da oturuyorlardı. Tabii tabii, birlikte yemek yiyorlar. Alıyordu. Sevgili hocam, bitsin istemedim. <laughs> Yüreğinize, ışığınıza, bilginize, belinize sağlık. Bizi aydınlattınız. E, hissi senetlerimizi güçlendirdiniz. Sizi dinlerken ben... Yani ne yapıp edip, bu Ramazan kültür yönünde <laughs> e, bunu yeniden yaşatmalıyız. E, yeniden e, o kültürümüze atalarımıza öp diyoruz. Ya. Herkes sorsanız herkes bir tarih sevgisinden söz ediyor ya işte tarih sevgisi bu. Hı hı. Sen bunu var etmiyorsan bugün bugün yaşamıyorsan hı hı. o bir poster o bir simge olarak kalıyorsa bir yerde duvarda bir yerde o doğru değil. Hı hı. Biz o ya, yaşamak istiyorsak işte bunları yaşamalıyız. Bunları yaşayabilmemiz en büyük hayalim. E, o günleri dilerim birlikte var ederiz. E, çok teşekkür e, ediyorum. Rica ederim. Ben çok teşekkür Onunla ederim davet ettiğiniz için. Doçent Doktor Zerrin Yanıkkaya. Ramazan'ın kültürel yönünün tarihimizde ne kadar önemli olduğunu harika bilgisiyle bize yeniden yaşattı. Bu sohbet YouTube kanalımda akşam 18'de yayınlanacak. Her akşam 18'de Mahya Işıkları'nda çok değerli bir bilim insanı konu ediyoruz. Hepsini kaçırmadan izleyin. Ve benim bu hayalimi, bu düşüncemi 154 yıl önce olan Darülfüm'de başlayan bilim insanlarıyla Ramazan sohbeti düşüncemi, hayata yeniden kazandırmada katkıda bulunan Petrol Ofisi'nin YouTube kanalında da yine her akşam saat 18'de mahya ışıklarıyla buluşabilirsiniz. Biz yarın akşam bilimin bir başka alanında çok değerli bir bilim insanıyla yeniden sohbet edeceğiz. Hepinizi bekliyorum. Buluşmak dileğiyle.